hiç yanılmam. Gelen mesajlar var. Evet. Şarkılar süper demiş. Sinan abi sana ve Süper FM'e merhabalar. Senden ne demiş? Sorma ne haldeyim şarkısını istiyorum demiş. Evet, Sezen'in bir şarkısı. Biz onu birkaç televizyon programında okumuştuk. Hatta ben çok uzun yıllar önce Ankara'da bir canlı yayında, TRT'nin canlı yayında okumuştum. Çok sevildi o. Söyleyelim mi? Kısayım mı? Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım, zaman zaman sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim, başım duman. Birazdan bir soru soracağım. Ama az sonra. Şimdi Dan. Sinan Özen açıkladı. Dan. Doğuş'un fotoğrafıyla ilgili. Hayda. Dan. Şimdi ya. Ama kahpe kader, tamam mı? Sonra soracağım. Şimdi değil. Rahat rahat çayımızı içelim. Vay kahpe kader. Bunu da mı bana sorduracaktın? Ya ne diyorsun Doğuş'un bu fotoğraf, saksılı fotoğrafı? Şimdi görsellik anlamında bayan ve erkek fark etmez. Seksapellik veya biraz bir görüntü olmak durumunda olabilir. Yani bunun farklı şeyleri vardır. Yani bugün çıplak birini görürsünüz ama giyinmiş bir insandır, ondan daha çekicidir. Anlatabiliyor muyum? O bir bakış meselesi. Ama bugün ülkemizde ben sanmıyorum ilk soyunanın Doğuş olduğunu. Ondan önce de çok arkadaşımız isimlerini girerlerse zaten bulurlar. Soyunmuşlardır yani. Ama bunu niçin yapmıştır? O onun kendi kararıdır. Ama sana geldi mi hiç böyle teklif? Ben o zaman çalıştığım bir iki gazeteciden hani böyle bir şeyler falan, ben hiçbir zaman yani asla. Çünkü ben müzik adamıyım. Ama şu var, bir müzik adamıyım derken asla at gözlüğüyle bakmıyorum. Görselliğe bugün albüm kapağında görmüş olduğum gibi acayip önem veren bir insanım. Yakıştığını yapabilir sanatçı. Yakıştığını yapabilir. Doğru. Peki şimdi az önce bu kanser federasyonu ile ilgili bir şey konuştuk. Dünyada, yayında da. Dünyada ilk defa Türkiye'de kuruldu kanser federasyonu. Kanser Federasyonu da beni Kanser Federasyonu'nun yüzü yaptı. Biz onlara daha önce çalışmalar yapmıştık. Her zaman yanlarında olmuştuk. Dolayısıyla 23 Aralık'ta da Ankara'da Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konser vereceğim. Kanser Federasyonu konseri. Dünyayla entegreli bir çalışma içerisinde bulunacaklar. Çünkü dünyanın gelecekteki çok önemli bir maalesef rahatsızlığı. Şu an bile öyle bana yani. O, evet maalesef. Bu aç gözlü para kazanmak isteyen bazı insanların insanı düşünmeksizin yaptığı bir takım şeylerle insanlar böyle maalesef yok olup gidiyor. Ama dediğim gibi hayat bumerangtır. Bir gün size de çarpabilir. Ben maalesef 7 ay önce, 8 ay önce kuzenimi kaybettim. 41 yaşında akciğer kanserinden. Onun için diyorum sigara içmeyin. Aman sigaradan uzak durun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun. Sağlıklı olun, mutlu olun. Ha, sigara sağlığa zararlı dedim. Sigaram Dumanı şarkısını söylüyorum. Ben Bakü'ye gittiğim zaman Azerbaycan'da mesela indim, böyle karşılaştıkları zaman bana hep söyledikleri bir şey var. O yakşı sen Sinan Özen, sigaramın dumanı Sinan Özen. Öyle bir slogan var, çok seviyorlar. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al götür buralardan, bir tek senle kalayım.